Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Barlıqning yagona sahibi Alloh taologa barcha maqtovlar bo'lsin. Hamda u zotning suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salot salomlar bo'lsin. Birodarlar, darsni avvalida men o'zimni va sizlarni barcha amallarda xolis bo'lishlikka, xolis niyatli bo'lishlikka chaqiraman. Zero xolis niyat Allohga bo'lgan iymonimizning mevasi, amallarimizning xulosasi. Xuddiki ruhsiz jasad tasavvur qilib qilinmaganidek, ixlossiz ham bir amal tasavvur qilinmaydi. Ixlos nima degani? Ixlos Alloh taolo uchun bir amalni qilishlik. Ya'ni bir amalni qilayotganimizda bir ibodat bo'lsin, Qur'on o'qishlik bo'lsin, namoz o'qishlik bo'lsin, sadaqa qilishlik bo'lsin, ilm o'rganishlik bo'lsin. Mana shu amalni qilayotganda Alloh taolo meni yaxshi ko'rib qolsin. Alloh subhanahu va taolo mendan rozi bo'lsin. Meni maloyikalarni ichida maqtasin degan niyat bilan o'sha amalni qilishlikdir. Ixlosni teskarisi riyo deyiladi. Riyochi o'sha yuqorida aytib o'tgan amallarimizni odamlar maqtasin, odamlar meni gapirsin, menga olqish aytsin degan niyat bilan qilinadigan bo'lsa, bu riyo ixlossizlik deyiladi. Birodarlar, ixlos juda ham muhim amal. Muhimligi shu darajadaki bizni munofiqdan ajratadigan bu ixlos bo'ladi. Munofiq ham ayni biz qilgan ishlarni qiladi. La ilaha illalloh deydi, namoz o'qiydi, zikr qiladi, Qur'oni Karim o'qiydi. Lekin unda ixlos bo'lmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, albatta munofiqlar jahannamning tubida bo'ladi dedi. Birodarlar, sahobalar zohiriy amallarga e'tibor qaratishdan ko'ra ko'proq qalbidagi ixlosga e'tibor qaratgan. Ixlosni yana ham nozikroq tushunadigan bo'lsak, niyat boshqa, ixlos boshqa. Niyatlar qalbda juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, odamlarni maqtov uchun qilishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taoloni maqtov uchun qilishimiz mumkin. Dunyoviy bir g'araz uchun qilishimiz mumkin. Demak, niyatlar qalbimizda ko'p niyatlarni orasidan Alloh uchun degan niyatni alohida qilib, uni qalbimizda ushlab qolib, qolgan Alloh uchun degandan boshqa niyatlarni hammasini qalbimizdan chiqarib yuborishimiz, bu o'sha niyatlarni tozalash ixlos deyiladi. Shuning uchun bu joyda xolis niyatli bo'lishlik deb o'tdik. Va yana gapimizga diqqat qilgan bo'lsangiz, xolis niyat Allohga bo'lgan ishonchimizning mevasi dedik. Iymonning mevasi bu ixlos bo'ladi. Iymonsiz kishida ixlos topilmaydi. Ixlos yagona mu'minning sifati bo'ladi. Nega? Negaki sadaqa qilsa, bir amal qilsa inson undan albatta evaz kutadi. Har bir odam, aqlli inson bir evaz uchun ish qiladi. Mu'min kishi oxirat uchun, Allohning rizoligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohning maqtovi uchun qiladi ekan. Kofir kishi esa, ishonmagan kishi esa faqat dunyoviy manfaat uchun, odamlarni maqtovi, odamlarni gap so'zi yoki biror bir dunyoviy pul uchun, matoh uchun amal qiladi ekan. Shuning uchun biz Allohga bo'lgan ishonchning mevasi bu ixlos dedik. Qolaversa, amallarimizning xulosasi bu ixlos dedik. Har bir qilayotgan amalimiz qalbimizdagi ixlosimiz bilan baholanadi ekan. Shuning uchun amallarning xulosasi dedik, yig'ini dedik. Masalan, tasavvur qiling, bir odam yarimta xurmo bilan jannatga kirib ketayotgan joyida bir odam million dollarlik masjid sop qo'yib jannatga kira olmay qolishi mumkin. Nega desa, chunki ikkovida ixlosida farq bor. Ikki odam masjidga kirib bitta safda namoz o'qiydi. Bir imomni orqasida namoz o'qiydi. O'sha joyda biri jannatga shu darajada yaqin tursa, ikkinchisi a'uzu billah jahannamga yaqin turishi mumkin. Nega? Bir xil amal qilyapti, bir xil namoz o'qiyapti, bitta imomni orqasida desak, aytamizki, ularning qalbida ixlosida farq bor. Biri juda ham ixloslik, biri riyokor. Azizlar, juda ham ixlosga e'tibor beraylik.
Payg'ambarimiz alayhissalotu vassallamning yo'llariga bir odam keldi-da, "Ya Rasululloh, menga xabar bering. Bir kishi g'azot qilsa, ya'ni jangga chiqsa va bu amali bilan ham Allohni savobini umid qilsa, ham odamlarni maqtovini, gap so'zini umid qilsa, shu odamga nima bo'ladi?" dedi. Ya'ni bu odamga nima beriladi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam, "Bu odamga hech narsa berilmaydi" dedi. Boyagi kishi savolni 3 marotaba takrorladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har gal unga hech narsa berilmaydi deya javob berdilar. Diqqat qiling, bir amalida ham ixlos bor, ham riyo bor. Demak, ikkovi qorishib qolsa ham savob bo'lmaydi ekan. Shuning uchun hadisda keladi: "Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Albatta, Alloh taolo juda ham pok zot, faqat pok amallarni qabul qiladi deydi. Endi birodarlar, agar ixlos topilmasa qalbimizda amal qilmaganday hisoblanadi ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdi: "Meni juda ham qattiq qo'rqitgan hadis bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Albatta qiyomat kuni eng avval hukm qilinadigan odam shahid odam bo'ladi" dedi. Va bu shahidni yana sherigi bor: olim kishi va saxovatli boy. Alloh taolo qiyomat kuni, tasavvur qiling, hech kim gapira olmaydi, magaram Alloh taolo izn bergan gapiradi. Hamma dard, alam, g'am ichida turibdi. Alloh subhanahu va taolo hammani birma-bir chaqirib, hayotida qilib o'tgan amallarini hisob qilyapti. Va shahid kishini chaqiradiki Alloh taolo. Shahid kishini chaqirib, unga bergan ne'matlarni eslatib, so'ng o'sha ne'matlarni nimaga dunyoda ishlatganligini so'raydi ekan. Shahid kishi xursand bo'lib, "Seni yo'lingda men shahid bo'lganman." Ya'ni juda ham yuqori maqom, bilasizlar. Shahid kishi jannatni yuqorilariga kiradi. Bu ham xursand bo'lib, "Robbim, seni yo'lingda men shahid bo'lganman" deydi ekan. Birdan u kutmagan javobni eshitadi ekan. "Kazzabta" deydi ekan Alloh taolo. "Sen yolg'on gapiryapsan. Sen meni yo'limda shahid bo'lmagansan. Balkim odamlar seni maqtashligi uchun, pahlavon, jasur, qo'rqmas deyishligi uchun shahid bo'lgansan" deydi. Va buyuriladigan jahannamga uloqtiriladigan. Ikkinchi odam esa ilm o'qigan odam, olim kishi, Qur'on o'qigan odam, qori kishi. Alloh taolo bundan ham so'raydi ekan: "Bu seni yo'lingda olim bo'lganman, seni yo'lingda qori bo'lganman" deydi ekan. "Seni yo'lingda da'vat qilganman" deydi ekan. Tasavvur qiling, ya'ni olim bo'lishlik oson emas. Olim bo'lgandan keyin uni xalqqa yetkazib olishlik oson emas. Va yetkazgandan keyin haqni ustida turib olishlik oson emas, birodarlar. Ammo bu kishi ham katta mukofotlarni olaman deb turganida, "Seni yo'lingda olim bo'lib, da'vat qilib, dinni yetkazdim" deganda, Alloh taolo bunga ham "Yolg'on gapiryapsan" deydi ekan. "Sen odamlar seni olim, qori deyishlik uchun ilm o'qigansan, da'vatchi deyishlik uchun, juda ham epchil da'vatchi deyishlik uchun sen da'vat qilgansan" deydiganda, buyuradigan yustiban holda jahannamga uloqtiriladigan. Uchinchi odam saxovatli boy. Saxovatli boydan ham Alloh taolo chaqirib, bunga bergan ne'matlarni eslatadi ekan va u ne'matlarni nimaga ishlatganligini undan so'raydi ekan. Shunda u kishi ham, "Seni yo'lingda bironta bir haq joyini qoldirmasdan infoq qildim, o'sha joyga pulimni sarfladim." Tasavvur qiling, masjidlar qurgan, madrasalar qurgan, kambag'allarni qornini to'yg'izgan. Ammo bu ham Alloh uchun qilmagan ekan. Alloh taolo bunga ham "Sen yolg'onchisan" deydi ekan. "Sen meni yo'limda emas, meni roziligim, meni maqtovim, meni ajr mukofotim uchun emas, odamlarni maqtov uchun qilgansan" deydikan, "Odamlar seni saxovatli boy deyishlik uchun qilgansan" deb buyuradigan jahannamga ustiban uloqtiriladigan. Bu hadis sahobalarni juda qattiq tarbiya qilib qo'ydi. Sahobalar tashqi amalidan ko'ra ichki dunyosiga, ixlosiga e'tibor beradigan bo'lib qolishdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu islomdan avvalida qullarni ozod qilgan edi. Ko'p qullarni ozod qilgan. Shunda otasi kelib, "Ey o'g'lim, mana kofirlar, Makka mushriklari Abu Bakrga ham aziyat bergan edi." O'shalarni otasi ko'rib turgan edi. Aytadiki, "Ey o'g'lim, sen
kul azat kılıyapsan, bir kuvvetlik, bakuvat bakuvatıdan azat kısın da seni ular himaya kısa. Şunday kıyın de. Degen de Abu Bakir radıyallahu anhu, ey atacan, men özüm faydalanışlık için bu kullarını azat kılıyap ben. Belkim Allah Teala'nın yüzü için bu kullarını azat kılıyap ben degen iken. Mana biraderler ihlasını canlı görünüşü. Biz hem amellerimizni ilim oqsak ham, ibodat qilsak ham, har qanday Allohning rizoligiga eltiydigan amalni xolis Alloh uchun qilishlikni o'rganishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taolaga mahtalo bo'lsin. Alloh taolo barcha bemorlarga Alloh o'zi shifo bergan bo'lsin. Hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, har birimiz shunday bir muhtoj oilalarga befarq bo'lmayapmiz. Alloh ajringizni bergan bo'lsin. Bugün günde kanca insanları görüyoruz. Hatta bir liçeyini alamazdan şimdi üyelerde ağır halat yetkililerini özümüz güvah buluyoruz. Babamızdan önceden beri müracaat kılardı. Yani bugün öz gözlerimizi ben görüyoruz. Hürmetli ülkeler, babamızdan bugün apiresi, yani doktorlar elçişçe apiresiden başka ilaç yok iken şimdi bir içki organlarına bir aşkazan taraftan dediler. Şimdi bir operasyonu muhtaç iken şünge hürmetli akeler şünge imkaniyet olsa şu apamız için şünge bir muslimelerimiz için bir fark olmasa her birimiz bilmemiz bana muslimeler video çıkarmalıydığımız galası oylarını taşıyemiz kimdir itibar verir kimdir itibarsız lakin bir gün bana mecbur bulduk video kılıp görsatçılık ki hürmetli akeler inşallah Allah deyip ibadet kılıp Kur'an okup şimdi bir cay namazlarda yaşayırken insanlar şimdi muhtaçlıklarda evvelen var Allah'tan sonra edilir. Fakat yine biz sebepki insanlar ekemiz. Bana biz sebep kılıp şimdi bizi çakırken eken şimdi gelip öz gözümüz bulan gelip halatlarını körüp üyüde bana bakucu erkeği yok bu hanadan. Şimdi bir kiçiğine farzantları bulan şimdi ağır halat bir atkenle güvahı buluyoruz. Çünkü bir fark o mesela degen ümitlerimiz eğer de yardan verilçiler olsa bana 704 bilen 79 74 79 telefon o mailleri. Tez tez bana bu kalbimizi küzetip duruşumuz gereği buladıkken. Salaf salahlardan şunu da yap geledi. Bizni taşka ameller çerçetmedi. Tahaccüd okuşluk, can kılıçlık bizni çerçetmedi. Bizni çerçetken narsa ihlas meselesi buldu deydi. Nega ki her sayın ihlasımızını Allah için deyip doğrulasak, o özgârıp kala uğradı. İhlasını kalbimizde tikkeleştik için imkan kadar salih amellerimizini yaşırıp kılışımız gerek. Salaf salihler huddi günahlarını adamlar bilip kalışı giden korkkanı dey, salih amellerden hem adamlar haber tapıp kalışı giden korkup yaşayışken iken. Allah Subhanehu ve Teala barçamızını İhlas ziynəti bilən ziynətləsin və sözlərimizgə, əməllərimizgə xalis niyyətini həmrah qısın. Bıradırlar, dərs ki, kirişdən əvvəl mən üç əsasi məqsəd haqqı da gəpirib ötmək üçün mən. Biləsizlər, dünya əhləni birləmçi bir qaydası var. Məqsədsiz həyat, ləzzətsiz bir həyat deyilnədir. Yəni, insan məqsəd qoyub, məqsəd ki, intilib yaşaşlıqı bilən ləzzətlənədir. Yəni, həyatı da məzmun boladır. Biz musulmanlar ham kafir halklardan farkımız, biz ölümden keyingi hayotga ishonamiz. Shuning uchun bizni maqsadlarimiz ularning maqsadlaridan farqli bo'ladi. Biz hammamiz musulmanlar baxt-saodatni sahobalar hayotini xohlaymiz. Sahobalar davridagi saodat asrini xohlaymiz. Sahobalarni saodatga olib chiqqan ishlari bo'ldi. Biz ham ularni natijasini xohlayapmiz u, ammo o'sha sahobalarni baxt saodatga olib chiqqan yo'lni bosyapmizmi? Aynan mana shu uch asosiy maqsadda sahobalar bosib o'tgan yo'l. Sahobalar baxt saodatga sahobalarni yetkizgan amallar haqida gaplashamiz. Uch asosiy maqsad dedim. Har bir ayol erkak ilm o'qsin, ilm tarqatsin. Nima ish qilsa ham mana shu 3 ta maqsadni oldiga eng asosiy maqsad qilib qo'yib olish kerak. Birinchisi Allohni tanish va uni boshqalar bilan baham ko'rish.
İkincisi, Allah'ın hükümlerini öğreniş ve ondaki maksatlarını anlaş. Üçüncüsü, İslam ümmetini birdemliğine haris buluş. Kısa kılgenimizde istiqalarlı buluşluk için şunday deyip tabir kısa hem boladı. Allah'ını tanıyın, maksatlarını anlayın ve bir ümmet bulup yaşayın. Şimdi sizlerge şu üçte maksatını kısa kılıp tafsir kibiremen, şarkla biremen. Birinci maksadımız Allah'ını tanış ve onu başkalar bilen baham görüş. Azizler, Allah subhanahu ve ta'ala bizni yaratken de özü uzatını tanışımız için yaratken. Bugün bu maksattan cüdeyem uzak uzaklarga ketip kaldık. Balamızını tanıyımız, maşinamızını tanıyımız, hemen arsamızını, özümüzünü tanıyımız. Ama Allah subhanahu ve ta'ala'nı tanıyamayımız. Tanışligimiz uzakdan bu kogan. Allah'ını yakından tanıp, onu sevip kaladigan, ondan korkadigan, ondan ümit kıp kaladigan, onge işlerimizini işanıp topşaladigan derecede yakından tanımayı kaldık. Belki mana şu Allah'ını yakından tanışlık, barcha işlerinin asıl asası dinimizni ustunu hesaplanadı. Çünkü ahkamlarını insan beceramaydı. Yani Allah Teala'nın hükümlerini sıdkı dilden sevip ya korkup beceramaydı. İlla o buyuruçunu Allah'ını tanıgan vaxtıdan başlayıp kegin beceradı. Şunun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de 13 yıl sahabalarga Allah'ını tanıttı. Dinni, ahiretini tanıttı. Medine'ye köçüşken eden kegin, kegin ahkam ayetleri, galiben ahkam ayetleri kegin düştü. Braderler, Allah subhanahu ve ta'ala'nı tanışlık, cüda hem muhum narsa. Allah subhanahu ve ta'ala'nı tanımayı turup, biz amellerini lezzet bilen, muhabbet bilen, korku bilen kılanmayımız. Hop, sizde saval boladı. Allah'ını kandayı tanışım gerek. Kayırdan tanıyım ben Allah ta'ala'nı. Allah'ını hem acaydan tanıyın. Kitaptan tanıyın. Atrofizden tanıyın, özizden tanıyın, her bir narsa Allah'a alamet. Fakat şunu bilin, Allah'ını men tanışım kere degen maksatı koyuşumuz gerek. Yani bugünden Allah'ını kandayı tanıyman degen savalını özge taşlayın da, Damla'ya telefon kılıçtı başlayız. Damla menge Allah hakkıda gapır verin. Kitaplarını açtı başlayız. Kitaplarda birinci izleydigen narsayız Allah Teala'nı tanışlık boladı. İnternetga kirib qolsangiz, Alloh haqida ma'lumotlar izlaysiz, Allohning sifatlari haqida gap-so'z izlaysiz. Mana shunday bo'lib, Alloh taologa bir qarich yaqinlashsangiz, Alloh taolo sizga bir quloch yaqinlashadi. Allohga yurib borsangiz, Alloh sizga yugurib keladi degan hadisning mazmuni ham shu. Siz Allohni taniyman deb kirishing, Alloh subhanahu va taolo sizga o'zini tanitadi. Allohni tanib qolganimizdan keyin bo'ldi. Amallar bizni qiynamaydi. Ya'ni amallar aslida judayam lazzat bilan bajariladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam oyoqlari shishigan holatida namoz o'qidi. Biz uchun, ya'ni kimlardir uchun bu qiyin amalga o'xshaydi, ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamga lazzatligidi shu holat. Nega desa, chunki u kimga ibodat qilayotganini bilasdi. Va Allohni taniganimizdan keyin birodarlar maqsad qilaylik, atrofimga tarqataman. Allohni tanitaman. Hozir astag'firulloh qancha ishlarni qilyapmiz, qancha gaplarni gapiryapmiz, ammo barchalari asl maqsaddan qochgan. Jo'raballarimiz bilan o'tirib qolsak, o'rtoqlarimiz bilan o'tirib qolsak, bo'lmagan narsalarni gaplashamiz. Qiyomat kuni bizni bo'ynimizga zarar bo'lib qoladigan, o'zimizga zarar bo'lib qoladigan g'iybatlarni qilamiz. Balkim siz Allohni tanib, maqsad qiling, o'rtoqlarimi ichida, do'stlarimi ichida o'tirishlarda faqat Alloh taoloni bilganimcha gapiraman deng. Bilganingizcha gapiring. Asli ko'p gapira olmasangiz ham birodarlar, do'stlar kelinglar Allohni maqtaymiz, Allohni taniymiz deysiz, birinchi mana katta da'vat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fa'lam annahu la ilaha illalloh deyapti. Qarang, ey Muhammad alayhisolatu vassallam, birinchi Allohni haq iloh ekanligini biling deyapti. Ulamolar aytadi, Allah Teala'nı tanımagan hayatta hiç narsani tanımabdi deydi. Hakikatten Oxford Üniversitesi'ni bütün başka üniversitelerini altın medallarga bütün eğer siz Allah'ını yakından tanımasayız bu kainatını yaratgan, bu kainatını bugün intizamda üşep durgan, başkariyatgan zatını tanımasayız başka hiç narsani tanımabsız. Şunun için
Allohni tanish va uni boshqalarga tanitish birinchi maqsadimiz bo'lish kerak. Sahobalarni birinchi qilgan ishi shu bo'ldi. Ikkinchisi Allohning hukmlarini o'rganish va undagi maqsadlarni anglash. Ya'ni har kuni ilm o'qing, Allohning hukmlarini o'rganing. Alloh subhanahu va taolo bizni baxtli bo'lishligimiz uchun hukmlar qo'ydi. Allohning hukmlarini, ya'ni hukm deganda Allohning buyruq va qaytariqlari. Qil degan buyruqlarini kuzating, faqat sizni jamiyatni foydasi bor. Qima degan hukmlarini kuzating, faqat sizni va jamiyatni zarari bo'lganligi uchun Alloh shunday hukm qildi. O'sha hukmlarni kunma-kun o'rganaylik birodarlar. Jannatni umid qilyapmizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni jannatda suhbatini umid qilyapmizmi? Alloh taoloning jamolini ko'rishlikni umid qilyapmizmi? Endi bu yo'lga harakat qilishimiz kerak. Faqat Alloh taoloning hukmlarini o'rganayotganda Alloh subhanahu va taolo o'sha hukmdan nimani xohlaganligini ham, nimani maqsad qilganligini ham bilib, anglab borishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hakim zot. Al-Hakim degan ismi, go'zal ismi bor. Ya'ni Al-Hakim degani qilayotgan ishlari hikmat asosida degan. Alloh subhanahu va taolo shunchaki bir buyruqni qilib, shunchaki bir narsadan qaytarib qo'ymaydi. Misol uchun Allohning hukmini o'rganib, maqsadini anglamaslikka misol qilsak, Alloh subhanahu va taolo ayollarni o'ranishga, ya'ni hijob o'rashlikka, to'sinishlikka buyurdi. Endi bu hukmni o'rgandik, ayollar hijob kiyish kerak ekan, ammo maqsadni angladikmi? Alloh subhanahu va taolo nega hijobni farz qildi? Alloh subhanahu va taolo hijobni farz qilgan bo'lsa ayol kishiga ko'chaga chiqqanda nomahram erkaklarni ko'zi tushgan mahalda o'sha ayoldan harom lazzatlanmaslik kerak. U erkakni hayollarini, fikrlarini bo'lmaslik kerak. Demak, Alloh taolo shu maqsad uchun hijobni farz qildi. Endi bu maqsadni anglamasdan bugun biz hijob degan ismini ostida liboslar kiyyapmiz, ammo u o'sha maqsadni bajarmayapti. Ya'ni ko'chaga o'sha hijob deb o'rab chiqqan ba'zi kiyimlarimiz, kiyib chiqqan kiyimlarimiz erkaklarni shahvatdan to'smayapti. Balkim payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam xabar bergandek, qiyomatda al-ariyat al-kasiyat, ya'ni yolong'och kiyimchalar chiqadi degandek, o'sha hijob qo'shtirnoq ichidagi hijoblarimiz o'sha hadisda ostiga daxil bo'lib qolyapti. Yo'inki masalan, ro'zani Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Ro'zadan maqsad nima edi? Qarasangiz, la'allakum tattaqun, ro'za tutinglar, shoyat taqvodir bo'lsangiz deganida oyatda. Bir odam ro'za tutyapti, yeyishdan ichishdan o'zini tiyyapti, ammo kechki mahalgacha uni iymoni o'smayapti. Ramazon oyi chiqib ketayotganda iymoni o'smagan bo'lyapti. Nega desa, chunki u Alloh taolo xohlagandek ro'za tutmadi. Yuzaki ro'za tutdi. Ya'ni choy yeyishdan ichishdan o'zini tiydi-yu, ammo ko'zini harom narsadan tiymadi, quloqini harom narsadan tiymadi, o'y xayollarini harom narsadan tiymadi. Shuning uchun u ro'zani maqsadini bajara olmadi. Demak, ikkinchi maqsadimiz har kuni birodarlar ilmdan bir ulushimiz bo'lsin. Ilmdan ozgina bo'lsa ham bir ulushimiz bo'lsin. Va ilm o'qiganda mustahkam ilm egalari, taqvolik ustozlarning yordamida har bir hukmni orqasida yashirinib yotgan maqsadlarni anglab borishimiz kerak. Uchinchisi, islom ummatini birdamligiga haris bo'lishimiz kerak. Bugun musulmonlar parokanda bo'lib ketdi. Arzimas libos sababli ham urushyapmiz, fikrlar sababli ham urushyapmiz, hatto bir dunyoviy mashina, telefon sababli ham bir-birimiz bilan yuz ko'rishmas bo'lib ketyapmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taoloning arqonini barchangiz mahkam tuting va bo'linib ketmang degan edi. Sahobalarni mana shu oyat bir qildi. Ya'ni aslida bu yoshligimizdan eshitib kelgan maqollarimiz, qissalarimiz birdamlikda kuch borligini anglatgan. Musulmonlar bugun birdam bo'lishimiz kerak. Mazhablar turli bo'lsa ham, o'sha 4 ta mazhab haq deyilindimi? Qaysi mazhabda bo'lsa ham uni birodar qabul qilishimiz kerak. Masjidlarda o'rtasida birodarchilik bo'lishi kerak. Musulmonlar hamma bir-birini aka-uka bilish kerak. Ana shu
bir damlikda ro'yobga chiqaradigan ba'zi sabablarni ham aytib o'tamiz. Birinchidan, musulmonlar birdam bo'lishlik uchun bir-biriga mehr ko'rsatish kerak. Bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Aslida bugun dolzarb masalaga aylanib ketdi bu mehr masalasi. Dunyo bunga, dunyo ahli tashna bo'layotgan bu mehr. Mehr, muhabbat, sevgi bo'lmas ekan, u joyda muammo kelib chiqaveradi. Bir oilani buzilishiga sabab mehrsizlik aslida. Ota farzand o'rtasidagi janjal bir-biriga mehr bera olmasligi. Qamoqxonaga borib jinoyatchilarni kuzatsangiz, yoshligida mehr ko'rmagan bo'ladi. Bularni misolini aytib o'tsak, mana bir erkak bilan ayol bir-biri bilan urushib qoldi. Erkak bilan ayol bir-biri bilan urushib qoldi. Tagini tekshirsangiz, erkak ayolga mehr bermagan bo'lib chiqadi, yo bo'lmasam ayol eriga mehr bermagan bo'lib chiqadi. Va zamonamizda bunday narsa juda ham ko'payib ketdi. Nega ko'paydi? Chunki fasod ko'paydi. O'sha mehrlarimizni harom bo'lgan joylarga qo'yyapmiz-da, keyin xotinimizga mehr yetmay qolyapti. Ko'cha-ko'yda, harom joylarda shirin gaplar gapiramiz nomahram ayollarga, yoki ayollar ham ba'zan birovlar bilan tanishib qoladi, telefonda unga mehr ko'rsatib juda shirin gaplar gapiradi, mehrini sarflab olgandan keyin o'zini eriga mehr topa olmay qoladi. Farzandlarimiz nimaga qo'pol dag'allashib ketyapti? Ota-onalar mehr bermayapmiz, telefondan chiqa olmayapmiz, serialdan chiqa olmayapmiz. Bu bugun dunyo ahli bu mehrga muhtoj bo'lib turibdi. Hamma jinoyatlarni tagini kuzatsak, mehrsizlik. Musulmonlarning o'rtasida mehr qochgan. Mehr bilan tikkalanadi. Abu Darda radhiyallohu anhu bir kuni ko'chada ketayotganida bir to'da odamlar bir kishini qattiq urayotgan ekan. Borib, nima qilyapsizlar bu odamni desa, bu katta gunoh qildi, buni ta'zirini beryapmiz deyishdi. Shunda Abu Darda, to'xtanglar, bunday qilmanglar. Bu odam quduqqa tushib ketganida sizlardan yordam so'rasa nima qilgan bo'lasizlar deydigan. Odamlar uni quduqdan chiqargan bo'lasiz deganda, hozir ham shunday qilinglar. Bu odamga muloyim muomala qilinglar gunoh qilgan bo'lsa ham. Bu odamga to'g'ri yo'lni ko'rsatinglar deb shunday nasihat qiladi ekan. Shunda odamlar: "Ey Abu Dardo, siz bu odamni qilgan gunohiga, ya'ni bu odamni o'ziga g'azab qilmayapsizmi?" deganda Abu Dardo: "Yo'q, men bu odamni o'ziga g'azab qilmayapman, lekin gunoh qilgan amaliga g'azab qilyapman. Agar u odam gunohdan tavba qilsa, bu mening birodarim" deganda, boyagi gunohkor odam yig'lab, ona shu gunohidan tavba qilib, hayoti o'nglanib ketgan ekan. Bugun musulmonlar mana shunday mehrga muhtoj. Har birimiz mehrga muhtojmiz. Ixtiloflardan qochaylik, qalblarni qotiradigan tortishuvlardan qochaylik. Ya'ni islom ummatini birdamligiga hissa qo'shaylik akalar. Mehr ulashing atrofga, aka-ukangizga, ota-onangizga, farzandlaringizga, qo'ni-qo'shningizga, ya'ni kimga bo'lsa mehr bering. Mehrni orttiradigan hadiyalar, salom alaylar, shular bilan mehrni oramizda orttiraylik. Va yana islom ummatini birdam bo'lishlik omillaridan biri, ya'ni ikkinchi omil bu ulamolar va ahli ilmlarga itoat qilish va ularni ulug'lash. Bugun ummatni boshini bir qilaman desek, olimlarimizga, peshvolarimizga qattiq itoat qilishimiz kerak. Busiz ummatni bir bo'lishligi tasavvur qilinmaydi. Hamma o'z boshimcha bo'ladigan bo'lsa, hammani qiyofasi har xil bo'lgani kabi fikrlashi ham har xil. Har xil fikrlardan har xillik ixtiloflar yuzaga keladi. Shuning uchun bizni boshimizni bir qiladigan olimlarimiz, olimlarimizni xosatan haq gapni gapirayotgan, haq amalni ustida sobit turgan olimlarimizga qattiq itoat qilishimiz kerak bo'ladi. Bizni parokandaligimizni xohlaydigan kimsalar ham birinchi navbatda shu olimlarimizni obro'siga putur yetkazishadi. Ming afsus, nodon musulmonlar, oqibatimizni o'ylamayotgan musulmonlar o'zimiz mana shu kimsalarni maqsadlariga ishlab berib qo'yapmiz. Olimlarimizni u aybini, bu aybini ko'rib qolib, internetda tarqatyapmiz, u olimni gapini o'timsiz qilib qo'yapmiz xalq ichida. Shuning uchun birodarlar, birdamligimizni ushlab beradigan, birdamligimizni ta'minlaydigan olimlarimizni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak.
Qur'oni Karimdan gapiryaptimi, hadis sharifdan gapiryaptimi, uni hurmat qiling. Agar siz uni ko'rinishini, ohangini, gap so'zini yoqtirmayotgan bo'lsangiz, yoki ba'zi kichik bir xatolar undan sodir bo'layotgan bo'lsanglar, siz birdan uni qoralab, unga dushmanchilik qilmang, balki uni obro'sini ushlang. O'sha biz bugun olimlarimizni obro'sini ushlaydigan bo'lsak, dinimizni obro'sini ushlagan bo'lamiz. Va yana birdamligimizni ta'minlab beradigan sabablardan biri bu atrof muhitni, jamiyatni isloh qilishimiz kerak. Jamiyatni isloh qilishlikka haris bo'lishimiz kerak. Jamiyatni islohi ikki narsa bilan yuzaga keladi. Birinchisi o'zimizni o'nglashlik bilan, ikkinchisi o'zgalarni o'nglashlik bilan. O'zimizni o'nglayotgan bo'lsak va o'zgalarni o'nglanishiga sababkor bo'layotgan bo'lsak, har kuni bir ulushimiz bo'lsa mana shu mavzularda. Inshaalloh biz islom ummatini birdamligiga, jamiyatni islohiyatiga bir hissa qo'shayotgan bo'lamiz. O'zini o'nglashlik, o'zimiz nafsimiz buzilishligi ikkita asosiy sabablardan kelib chiqadi. Birinchisi shahvat, ikkinchisi shubha. Shahvat kasali uni nasihat bilan, ba'zi jazolarni berishlik bilan shahvatimiz o'nglanadi. Shubhamiz esa faqat ilm olishlik bilan, isbotini topgan haq ilmlarni o'rganishlik bilan qalbimizdagi shubhalar chiqadi. Demak, biz qalbimizdan shubhani chiqara olsak va shahvatni me'yoriga olib keladigan bo'lsak, inshaalloh o'zimizni o'nglagan bo'lamiz. Va endi atrof muhitni, jo'raboqlarni o'nglashimiz kerak bo'ladi, qo'ni-qo'shnilarni o'nglashimiz kerak bo'ladi. Yalqovlik qilmaylik birodarlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgandek, "Man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadi." Sizlardan kim bir yomon ishni ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin, qo'li bilan eplay olmaydigan bo'lsa tili bilan o'zgartirsin, tili bilan ham eplay olmaydigan bo'lsa qalbi bilan o'zgarishlikni o'ylasin, qanday o'zgartirsam bo'ladi deb fikr yuritsin dedilar. Jamiyatni isloh qilishimiz yana bir damligimizni omillaridan. Demak, darsimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Bir darsimizni eslab o'tamiz. Darsimizni avvalida bir-birimizni ixlosga chaqirdik, xolis niyatga chaqirdik, chunki amallarimiz mana shu ixlos bilan jonli ekan. Va darsimizni asosiy qismida esa 3 asosiy maqsadni gaplashib o'tdik. Birinchisi Alloh taoloni tanish va uni boshqalarga ham tanitish. Ikkinchisi Allohning hukmlarini o'rganish, ya'ni ilm o'qish va undagi maqsadlarni anglash, o'sha Allohning buyruq va qaytariqdagi maqsadlarini anglashimiz kerak. Uchinchisi islom ummatini birdamligiga haris bo'lishimiz kerak. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbi